İyi akşamlar arkadaşlar. Dünden söylemiştim zaten biraz rahatsızım diye. Bugün hep evdeydim. Bir yere gitmedim. Çok rahatsızım gerçekten. Yani bir insan yola gider de nasıl böyle bir hani yürürsünüz de bayağı bir yol yürürsünüz. Nefes nefese kalırsınız. 2 gündür onu yaşadım. Yatamadım. Yataklar bile bana fazla geldi artık. Yani oraya dönüyorum, o tarafta bakıyorum, nefes alamıyorum. Yani hırıltı şey duyuyorum. Nefes böyle hep böyle alıyorum. Yani uyuyamıyorsun bile. Azıcık biraz daha rahatlamış gibiyim. Doktora gittim en son. Dayanamadım. Dün de sağlık ocağına gitmiştim. Antibiyotik falan başlamıştı zaten. Bugün de baktım ki olacak gibi değil. Ben dedim en iyisi şu kente de gideyim. Zaten son sigorta olayım da bitiyormuş 30'unda. Özel sigortam vardı ya, daha yaptıramam herhalde, çok pahalanmış. Geçen sene çok uygundu, 1.800'de yaptırmıştık. Bu sene de bayağı bir 9'ları küsürleri gösteriyor. Yüksek, çok zor yapılmaz yani. Ondan sonra işte geldim ama çok şey oldum. Hastaneye gittim pardon önce. Bir saniye arkadaşlar. Pardon, telefonu elimde daha tutamadım. Gittim, tributu aldım çünkü kollarım da böyle bir kaldırma gücünü de kaybetti resmen. Anneme gittim bugün saat, kız da hastaydı, kız da okula gitmedi. Anneme geçtim biraz saat 1 gibi falan, dedim ki acık gideyim de bari orada da uzanırım, hemen acığım da görür. Allah'ım şükür olsun, burun akıntısı hiçbir şey yok. Sadece nefes sorunu yaşadım. Çok aşırı yaşattım da bana. Orada biraz yattım, yaslandım. Eminem sağ olsun bana kahvaltı hazırladı. Evde inanın onu bile kalacak. Çocuğa zor yemek verdim. Kendime artık boş verdim. Dedim anneme giderim ben. Eminem bir kahvaltı hazırladı. Kahvaltımı yaptım. Saat 3.30 gibi miydi? Neydi? Dedi ki Özgür de vardı, izin almıştı. Çok rahatsızım çünkü. Kendi de rahatsız. Beni şeye götürdü, kent hastanesine. Dedim acil ne olsun gidelim de bari. En azından dedim orada bana bir serum verirler. Bir şeyler olur. Doktoru da değişmiş. Annemin doktoru, göğüs doktoru vardı orada. Göğüs hastalıkları uzmanı Birsen Hanım. Birsen Cirit bilen bilir belki Giresun'da. O da ayrılmış. Eşi zaten ayrılmıştı. Oradan dahiliye uzmanıydı. Birsen Hanım da çok iyi bir doktor gerçekten. Artık ne tarafa gitti bilmiyorum. Araştırmaya mı gitti, başka bir yere mi gitti? Araştırma hastanesine de kocası oraya dönmüş. Belki o da o tarafa gitti. Neyse ki Merve Hanım vardı. Acile gittik. Acilden dediler ki şey yapalım. Doktora bir sorayım. Sizi bir yukarıya kabul ediyorsa. Hani muayene bitti mi? Bir soralım, siz alsın. Neyse kadınca işte genç bir doktor Merve Hanım da. O da demiş ki gelsinler. Çıktık işte. Odasına gittik işte, baktı. Allah'tan dedi ki ciğerlerde bir şey görmüyorum ama sen bir film çektir istersen aşağıya in dedi. Film çektirdim. Ciğerde neyse ki şu anlık bir sorun yok. Sadece dedi ki sen bronşit misin? Astım falan var mı dedi. Hani şeyin var mı senin? Artık bronşite mi dönüyorum, ne yapıyorum bilemedim. Annemde var çünkü zaten. Sigara falan kullanıyor musun diye sordu. Hayır kullanmıyorum dedim. Ha, pasif içiciliğim var dedim yalnız. Sonra işte dedi ki sana serum yapalım. Hani uyumanda sorun yaşıyorsan bana bir ilaç daha verdi. Bronşite ait bir ilaçmış. Gece yatarken at dedi. Hani nefesini dedi düzenlesin. Bunu da dedi sana şey yazalım. Yukarıda dedi hemen. Önce aşağıya gittim tabii ki de acile. Oradan bana serumu yukarıda yapacaklarını söylediler. Yukarıda da taktılar neyse. Dördüncü kata kadar çıktık. Allah'tan serumumu da taktı. Bir de hava verdi. Dedik hani biraz daha rahatlarsın. Hava da al. Oysa ki bende ne astım var ne bir şey var ama hasta olunca nedense bu nefesime vurdu. Yaygın dedi yalnız. Habara gerçekten yaygın dedi. Genelde geliyorlar dedi. Allah'a şükür olsun. Ciğerde bir şey çıkmadı ya. Zaten salı günü kendi doktoruma da göğüs hastanedeki doktorda da randevu almıştım. Orada da Ömer Selim galiba onu attı. Evet. Dün kader de ona gitmişti. Benim de salıya anca verdiler randevuyu. Ay kolumda da hala bak almayı unutmuşum. Duruyor.
Şunu da çıkarayım. Ah. Yalnız damardan çok acı çektim. Nedense çok yaktı. Serum çok yaktı. İçine ne koyduysa. Ama bu seferki sarı bir şey değildi. Resmen damarım ağrıdı yani. Ben size öyle söyleyeyim. Allah bir daha kimseye de göstermesin. Ama o nefes alamamak daha kötü bir şey. Kendimce düşündüm de bu astım hastaları Allah korusun. Ben bu hale gelince böyle oldum. Bu sürekli olsa insan ne bileyim nefes alabilir mi, yatabilir mi, kalk. Hep hayatımda aynı sorun. Allah korusun. Ben hasta olunca size her zaman vuruyor mu dedi. Yok. Hasta olduğunuz için o zaman dedi geçecek. Ama dedi bir de şimdi zatüre iğnesi çıkarsa herhalde bana çıkar gibi geliyor bu işle. İki kere gittim, ikisinde de böyle ilaçlar verdikleri için. Bir de zatüre iğnesi yaptırasım var. En azından çabuk yakalanmayayım. Çok üşüdüm çünkü 2 gün gerçekten iş yerinde dondum arkadaşlar. Yani ısınmak bir şey fayda etmiyor kapıya çıkıyorsanız. Sanki böyle içim böyle dondu. Şurası resmen dondu yani. Üşütmüşsünüz dedi yani üşütmüşsünüz kesinlikle. Dinlenin. Bunları önce kaldığınız dedi grip ilaçlarını yiyin. Orada antibiyotik de var. Yazılmışsa dedi onları bu şu anda yapın. Sonra yine kontrole gelirsiniz dedi. Zaten salı günü gideceğim. Geçmezse oradaki doktor da görecek. Ama o serum bana gerçekten çok iyi geldi. Biraz daha böyle bir acık iş yapabildim. Yemek yapabildim. Bir iki bir şeyler ayarlayabildim. Salatamı işte yemeğimi hepsini yapabildim. Ama inanın böyle bu sabah kalktığımda hele eller kollar ne kalkıyor ne bir şey yapabiliyorum. Halim bitmiş sanki. Gören zaten diyor bu ne hal sen de kal. Dedim hiç iyi değilim. 2 gündür gerçekten kötü bir şey gece yaşadım. Uyku da uyuyamadım. Aşırı oldum. Bu gece de Allah'ın izniyle inşallah uyurum arkadaşlar. Sadece bu kısa bir video gibi olacak. Yoksa bu akşam hiç çekmeyecektim aslında. Bu serum olmasa var ya bunu şu konuşmaya dahi halim yoktu çünkü. Özgür de az dışarıdaydı. İş yerini kapatıp gelecek. Sonra dinlenirim biraz daha en azından. Sabah mecburi yine iş başındayım. Mecburen gideceğim çünkü kimse yok. Bugün dinlenebildim ama yarın o durum yok. Kalkarım inanıyorum. Bu serum bana iyi geldi. İnşallah sabah da daha iyi kalkarım. Daha rahat bir şekilde işime de dönerim yani. Tek isteğim de bu arkadaşlar. Ne yapalım günü böyle geçelim. Ha, bir yandan anacığımın gözleri kapıda kalmış. Seruma gitti ne yaptı görme diye diye. Dedim geldim çok sevindi. Yanında da kalınca çok hoşuna gitti. Zaten yattım gittiğimde hiçbir şey yapamadım ki. Yattım aşağıya. Öylece yemeğimi yedim. Uzandım. Sadece uzandım. Doktordan sonra da çıktım eve geldim. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım bugünümüzü aratmasın. Ya Rabbim çok zor. Çok zor. Şimdi şeyi hatırladım da eniştem. Hüseyin Necla babamın eşi. O sürekli astımı var. Anam sürekli bunu yaşıyor. Nefes alma sorunu yaşıyor. Hastanelik oluyor. Bir de sigara kullanımı da var. Bırakamıyor. Ben de dedim o da yok yani. Bende bir pasif içicilik var. Yok değil. Ama dedim sigara içmiyorum, kullanmıyorum. Zaten ciğerde de bir pürüz çıkmadı. Baktı. Uf, dedim ki yani kendime şükürler olsun. Allah öylesine de yardımcı olsun. Zor. Gerçekten zor yani. Öleceğinizi zannediyorsunuz. O sanki şey gibi kolayca ölünmüyor ama nefesinizi hissediyorsunuz ya böyle sıra sıra sırası bir nefesiniz var. Kalbiniz sanki küt 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 atıyor. Allah göstermesin, kimseye göstermesin ya Rabbim. Arkadaşlar neyse ben burada kapatayım. Çok az da bir hastaneden alabildim. Yatarken çok az bir görüntü aldım. Allah izin verirse dediğim gibi dua edin. Sabaha da ayağa kalkmam lazım. Buna mecburum. Önce Allah'ım nasip ya Rabbim sağlık versin. Mecburum iş yeriniz var. Bırakamıyorsunuz. Adam da yoksa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Mecburen. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı cumalar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.